Peki hocam, Evrant hocam, mide botoksu falan verme garantisi mi? Şimdi az önce 15 falan dedi. Evet, 13-15 kilo veriyor hastalar. Ama geri de alabilirler. Yani yine realiteyi konuşalım. 6 aydan sonra alabilirler. Alabilirler de. Bir de şeyi iyi araştırmak lazım. Yani kişi kilo veremiyorsa, mesela dedim ya, gidiyorlar, bazı merkezler var böyle, sadece bu iş ya da işte daha çok bu işi yapıyorlar. Gidiyor, tabii geri çevrilmiyor kişi, yapılıyor. Ama sonra kilo vermeyince bu sen neden kilo vermedi araştırıyor. Örneğin işte tiroidinde sorun var mesela. Yani tiroidi az çalışıyor. Öyle bir hastam oldu benim de. Tetkikleri yapmakta fayda var öncesinde. Başka bir sorun varsa bu sefer sizin yaptığınız iş de lekeleniyor. Anlatabildim mi? Şimdi mide botoksunda bizim kombin çalışıyoruz. Diyetisyen arkadaşımız var burada. Diyetisyenle görüştürüyoruz. O botokstan sonra neler yenileceğini, sonrasında da onunla devam edileceğini anlatıyor. Veyahut da yakınlarındaki bir iyi bir diyetisyenle. Bir diyet programına yine de uyması gerekiyor aslında. Bir de üstüne spor yaparsa rahatlıkla 15 kilo verir. Peki mide botoksunun etkisi birkaç hafta sonra mı görülür yoksa anında görebilir mi? Botoksun o düz kasları felç edici etkisi bir hafta 10 gün sonra, 15 gün sonra oturuyor. Yüzde de öyledir. Yani gidip yaptırırsın, kasarsın yine kaşlarını, kırışıklıklar hemen geçmez. Ama 10-15 gün sonra tak o kaslar felç olur. Bir daha yapamazsın yüzünü, kırıştıramazsın. Onun gibi. Yani 10-15 gün sonra. Evet, 10-15 gün sonra. Etkisi 10-15 gün sonra görülüyor dedik. Ve sonrasında tabii o alışkanlıklarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. O süreç geçtikten sonra tekrar bir botoks yaptıracağız. Belki kilo vermek istiyoruz. Evet, o da doğru. Güzel bir örnek oldu bu. Şimdi diyelim ki yaptırdın, evet, 6 ay geçti ve durumdan memnunsun. Evet, bir daha yapalım, bir daha yapabilirsin. Evet, yani tekrarlayabiliyor. Tekrarlayabiliyorsun, evet. Ama o süreçte 13 kilo verdiyse, eğer ki alışkanlığımızı devam ettirirsek botoks yaptırabiliriz. Ya tabii, ben de onu diyorum. Yani bazen kendi isteğiyle alakalı mı hastalık süreci hocam? Tabii. O nasıl 6 ay içerisinde sisteme alıştıysa, öyle götürebiliyor ise kişi, ki çok da götüren de oluyor. Yani sonuçta bir şeyle çabalamış oluyor. Yani gelmiş, botoks yapmış, bir harcaması olmuş bununla ilgili. Ne bileyim işte bu şeye dikkat etmiş. Diyetine dikkat etmiş. Onun kazanımlarını da kaybetmek istemiyor ve devam ediyor, sarılıyor işe. Yani tekrar planlamak istemiyor ama alma riski de var. Almaması da kişinin kendisiyle alakalı. Tabii. Yani şöyle düşünün. Kişi bunlara rağmen kilo almak istiyorsa mide ameliyatı olduktan sonra da verirler. Evet. Sonra kimileri alabiliyor da. Eski yani, haline de dönebiliyor. Dönebilir. Çünkü sıvıyla beslenirse, sıvı çok kalorili gıdalarla falan beslenirse, evet, tekrar kilo alabilir. Yani o biraz da beyinde bitecek. Yani. Evet, evet.